Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yurt odamdayım, artık tamamen yerleştiğimi söyleyebilirim. Kaldığım yeri görmek isteyen birkaç kişi olmuştu. Ben de o yüzden yurt oda turu çekmek istedim. Hem size de göstermek istiyordum. Bu arada önce yurt hakkında birazcık bilgi vereyim. Çanakkale'de bilgisayar mühendisliği okuyorum bildiğiniz üzere ve kampüsün içindeki özel yurtta kalıyorum. Yurdun adı Ardes. Benim kaldığım oda 4 kişilik ve yüksek yatak şeklinde olan odalardan. Şu an için memnunum odadan. Onun dışında burada şöyle bir ayrıntı var. Yurt ücretine yemek dahil değil. Yani yemek ücretini ayrı bir şekilde kendiniz veriyorsunuz. Bunun sebebi de işte ders çıkış saatlerinin uymaması, insanların tatile gittiğinde yemek paralarının yanması gibi sebeplerden dolayı yurt ücretine, yani burada kaldığım ücrete yemek ücretini dahil etmemişler. Bu da bence aslında bir avantaj. İlk başta çok avantaj olduğunu düşünmeyerek yurdu çok araştırmamıştım ama sonrasında gerçekten iyi olduğuna karar verdim. Neyse, birazcık bilgilendirmek istedim size. Şimdi oda turuna geçelim. Umarım güzel bir şekilde çekebilirim ve güzel görünür. Hadi buyurun geçelim. Evet, bu kapının girişi. Öncelikle size geniş bir görüntü verip daha iyi anlamanızı istediğim için geniş açılı kamerayla çekiyorum. Daha sonrasında normal kameraya geçeceğim. Burada böyle 4 adet dolap var. Yukarıda da valizlerimiz var. Dolapların hemen karşısında banyo var. Daha sonrasında da odaya giriyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi 4 tane yatak var. Hepsi yüksek yatak. Işıklı olarak görünen kısım da benim. Evet, şimdi dolaplarımı falan göstereceğim sizin için. 2 numaralı dolap benim. Önce yukarıdaki valizleri anlatayım. Valizleri yer olmadığı için yukarıya koyduk. Zaten orada koyulacak bir şey yoktu. O yüzden valizlerimiz orada duruyor. Sonra şu dolaplarda anahtarlar var. Buraya ben ceketlerimi asmayı tercih ettim. Çünkü diğer dolapta çok kalabalık yapacağını düşündüm. Gerçekten de öyle. Alt kısmına da şu an işte çantam var, bornozum falan var, havlularım var. Onları da oraya koydum. Bu şekilde bu dolaba sığdığımı söyleyebiliriz. Bir alt kısım ise, yani muhtemelen ayakkabılık için kullanılması gerekiyordur ama ben çok başka işleri için kullanıyorum. Şimdi şöyle birazcık göstereyim. Burada mutfak eşyalarını muhafaza ettim. Çünkü mutfak dolabı, yani ortak bir mutfak alanı var ama mutfak dolabı hem küçük ve hem 4 kişinin kullanması gereken bir dolap. O yüzden sığamazdım bu kadar eşyayla. Bir de zaten çok yüksekte boyum yetmiyor. Evet, boyu kısa olanlar beni şu an anladı. Şöyle kısaca, arkada bardaklar var, kahveler, işte termos, bunda çatal, bıçak, kaşıklar falan var. Bir arkada tabaklar var, Nutella, bu da havlu. Bir alt kısım, biraz daha karışık diyebiliriz. Peçeteler, süngerler, pamuklar, havlu kağıtlar ve şurada abur cuburlar var. En alt kısımda da ayakkabılarımı koydum. Ya şu an şimdilik sığdım ama birkaç tane de ayakkabı geldiğinde sığabileceğimi sanmıyorum. Bir de buraya böyle bir askı gibi bir şey astım. Bu gerçekten çok işime yaradı. Çünkü bunları banyoya koysanız olmuyor. İlla üstüne su geliyor, kirleniyor. O yüzden ben de böyle bir şey bulunca direkt aldım. Burada genellikle diş macunu, diş fırçaları ya da işte yüz temizleme jelim falan var. Hani banyoya yakın olduğu için buraya koydum. Bir de şöyle bir tane fener var. Lazım olabilir diye. Bunu da almıştım evden. Evet. Şimdi banyoya geçelim. Baştan aşağı gösteriyorum şu an. Banyo bu şekilde. Burada bir aynamız var. Buraya sabunlarımızı koyduk. Herkes şu an tek başına kendi eşyalarını kullanıyor. Lavabo bu şekilde. Alt kısımda da böyle bir şeyler koyabileceğimiz bir alan var. İşte duş yerlerini koymuş bir arkadaşım. Şunlar benim. Şunu ortak olarak aldık, oda spreyi. Bu şekilde. Sonra
Şurada bir havalandırma var. Kapının arkasında bir askılık alanı var. Bu da bildiğimiz duşakabin. Çok bir özelliği yok. Yani bu şekilde kapanıyor. Tam da göremiyorsunuz şu an. Çünkü bayağı küçük. Neyse, odaya geçiyorum artık. Geçiyoruz. Diğer masaları pek göstermeyeceğim. Direkt kendi yatağıma ve masama geçiyorum. Şimdi öncelikle masamdan başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi masa gayet büyük. Yani bana yetti. Zaten bu odayı yüksek yatak olarak seçmemin sebebi de masanın büyük olması. Çok kullanışlı geliyor. Aslında şu böyle altlara çekmece yapılabilirmiş. O da iyi olurdu bence ama yok. Şöyle başlıyorum. Burada sürahim ve bardağım var. Sürekli burada duruyorlar. Sonra şurada takılarımı koyduğum bir organizer var. Burada makyaj malzemelerimi koyduğum organizer. İşte aynam, kalem kutu. Kalem kutu değil bunun adı. Kalemlik. Defterlerim. Şunu göstermiştim zaten size. Kabloları koydum. Cidden çok işime yaradı. Masa lambamı getirdim. Sonra işte biraz önce çektiğim kamera buydu. Tabletim, laptopum vesaire. Hepsi masanın üstünde şu an sığdı yani. Ve ışıklarımı getirdim böyle. Çok tatlı oldular bence. Yatarken açık bırakıyorum. Zaten aşağıda olduğu için çok göz de yormuyor uyurken. Sonra şu dolaba gelelim. Bu dolap benim giysilerimin bulunduğu dolap diyebiliriz. Diğer tarafta daha çok ceket ve ıvır zıvır eşyalar vardı. Dolap şu şekilde yatak genişliğinde eni var. Gayet geniş. Arka kısmında raflar var. Ön kısmında askı alanı var. Şimdi göstereceğim. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkada raflar var. Aşağıya iniyorum. Şu iki sepeti de almıştım. İç çamaşırı ve çoraplarımı koydum. O da çok iyi oldu. Çünkü burada komodin de yok. Aslında şu alt alana bir komodin de koyabilirlermiş. Görebiliyorsanız şöyle kaç tane raf var? 3 tane raf alanı var. Bir de en alt kısmı 4. Yani buraya sığabildim aslında ama tek sıkıntı şu öndekilerin arkadakilere ulaşmamı engellemesi birazcık sıkıntı. O yüzden orada çok fazla bir şey asmayı düşünmüyorum. Hatta öbür tarafa götürmeyi planlıyorum birkaçını. Burası da bu şekilde. Şurada çantalarım var. Biraz dağınık duruyor. Kusura bakmayın. Dolap da böyle. Sonra nereye geçelim? Sandalyeye, yani klasik bir sandalye. Döner değil, normal. Gayet rahat, bayağı büyük. Aşağıda benim bir de sularım var. Stokladım suları. Bir de şu şeyi almıştım. Çöp kutusunu. O da benim, onu getirmiştim. Evet, genel olarak böyle. Şimdi yatağa gelelim. Şöyle bir merdivenimiz var. Ve yukarıda da bir yatak var. Yani bunun hakkında şöyle bir yorum yapabilirim. Eğer çok deli yatmıyorsanız gayet kullanılabilir yatak. Şöyle ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. İnmesi sadece çok uykulu olduğunuz zaman birazcık zor olabiliyor. Onun dışında inip çıkması kolay. Ayrıca isteyenlere şu demir kısımdan şuraya kadar da böyle bir suntadan korumalık daha yapıyorlar şu an. Birkaç kişi istemişti. Öyle bir seçeneğiniz de var açıkçası. Bu merdiven buradan oynuyor. Tamamen öbür tarafa da götürebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, sanırım aklıma gelen şu an gösterebileceğim başka bir şey kalmadı. Bir de şurada şöyle bir ortak çöp var. Bu da odada mevcuttu. Ayrıca odada yangın sensörü ve şey var. Söndürmek için hani su püskürtüyor ya, onlardan var. Odalarda sigara içilmesi yasak bu arada. Yani sigara içseniz zaten şu alarm çalar muhtemelen. Şurada da temizlik çizelgesi var. Temizlikte gün aşırı yapılıyor. Yani mesela dün yapılmıştı, bugün yapılmadı. Yarın tekrar temizlik yapılacak. Temizlik şu an için gayet iyi yani. Odayı süpürüyorlar. Ben neden kendim göstermiyorum ki? Temizlikten bahsediyordum. Kendim göstermeyi unutmuşum bir anda.
Temizlik dediğim gibi gün aşırı yapılıyor. Dün yapılmıştı. Bugün yapılmadı. Yarın tekrar yapılacak. Temizlik konusunda gayet aslında iyiler. Odayı süpürüyorlar. Sonra bir de villa dağıtıyorlar. Banyo kısmında lavaboyu falan da siliyorlar. Bunun dışında yani yapılırken görmediğim için daha ne yapıyorlar bilmiyorum. Yemek konusuna da birazcık değinmek istiyorum. Çünkü yemek gerçekten benim için bir önyargıydı ve diğer bu yurda bakanlar için de büyük bir önyargı. Çünkü mesela diğer yurtlarda yemek fiyatı yurt ücretine dahil oluyor. Bu yurtta öyle değildi. Bunu başta birazcık açıkladım ama hani insanların ders saatleri uyuşmuyor diye yapmışlar. Ya da mesela bugün cuma, cumadan gidiyorum. Ben hiç yemek yemiyorum ama parasını ödüyorum. Hani boşu boşuna para yemediğim bir şeyin parasını vermeyeyim diye. Bu yüzden yemek sistemini kaldırmışlar. Yani yemek var ama isterseniz var. Ücretlerine de biraz değinelim. Yemek alanı açık büfe gibi. Bir tabakta aldığınız her şeyin 100 gramı 3 TL. Yani işte 200 gram oluyorsanız 6 TL gibi. Yemekler bu arada güzel. Şöyle bir ekstra da var. Açık büfeden de alabilirsiniz ya da günlük yemekler çıkıyor. Mesela 2 adet çorba, 2 adet yemek ya da pilav ya da makarna çıkıyor. Bunların da eğer ADES öğrencisiyseniz ikisinden birini seçerek bir tabldot menü gibi bir şey oluşturabiliyorsunuz. Bu da ADES öğrencilerine 10 TL. Böyle bir avantajı da var. Bu arada şöyle bir sistem de var burada. Parmak izi sistemi var. Giriş çıkışlar parmak iziyle yapılıyor. Aynı zamanda parmak izi e-para denilen bir sistemle bu alışveriş yaptığınız işte yemekhanede kullanabiliyorsunuz. Hatta kullanırsanız daha indirimli oluyor. Ayrıca market alanı var. Market alanında direkt parmak izini kullanabiliyorsunuz. Bu dediklerimin hepsi sosyal tesis alanında. Evet, gösterebileceğim ve anlatabileceğim şeyler tam olarak bu kadar sanırım. Sormak istediğiniz, aklınıza gelen bir şey varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Eğer bir bilgim varsa. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda bir kişi demiş ilk gününü çekebilirsin vesaire. İlk günümü belki çekebilirim ama vlog çekmeyi zaten düşünüyorum. Ayrıca bugün sınavdan çıktım şu an. Yani sınavdan çıkıp geldim bu videoyu çekiyorum. Hazırlık okuyacağım ilk sene. Sınavım 50 soru vardı, güzel geçti. Haberiniz olsun diye anlatıyorum. Onun dışında dediğim gibi belki ilk günümü çekerim. Neyse fazla da uzatmayayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu an tekrar girdim videoya. Dışarısını göstermeyi unuttum size. Şöyle cama bakalım bir de. Bunu bir araya koyarım. Böyle bir dağ manzaramız var. Cam da tam olarak açılmıyor. Şöyle yarım açılıyor. Yani şu şekilde. Belki merak eden olmuştur diye. Şurada da bir tane küçük kalorifer var. Şu an için Çanakkale'nin hava durumunu merak ediyorsanız eğer, bugün aşırı derecede esiyor ve yağmurlu olacağını söylüyorlar ve benim birazdan çarşıya gitmem gerekiyor. Umarım ıslanmam. Neyse, görüşürüz.